Gazze şeridini aylardır kabul eden İsrail Mossad karargahına yakın bir noktada beklemediği bir saldırıyla karşılaştı. Başkent Tel Aviv'de Filistin asıllı İsrail vatandaşı Ramin Nasrallah'ın kamyonu Mossad karargahı yakınlarında İsrail askerlerinin arasına daldı. Kamyonla ezme girişimi İsrail ordusuna bağlı dijital elektronik ve siber istihbarattan sorumlu 8200 birimi ve Mossad'ın ortak olduğu Gelilot isimli karargahın yakınlarında gerçekleşti. İsrail polisinin açıklamasına göre bir otobüs yolcuları indirmek için Gelilot üssü yakınlarındaki durakta durdu. O sırada kamyon durağa girerek işgalci Yahudilere çarptı ve şoför Rami Nasrallah bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak öldürüldü. İsrail polisi olayı saldırı olarak değerlendiriyor. Ancak ailesi Nasrallah'ın yakın zamanda kalp ameliyatı geçirdiğini ve olayın kaza olduğunu savunuyor. Olay yerine gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, şoförü etkisiz hale getirenlere desteklerini iletirken bir kez daha İsrail'in sivilleri silahlandırma politikasını savundu. Bu arada Tel Aviv'deki kamyonla ezme girişimi hakkında Hamas'tan da açıklama geldi. Açıklamada İsrailli işgalci asker ve subayların hedef alındığı kahramanca eylemi tebrik ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Eylemin İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı doğal bir tepki olduğu ifade edildi. Öte yandan Tel Aviv'deki araçla ezme girişimi ve İsrail'in askeri noktalarına yönelik artan saldırılar Hamas'ın çatışmalarda stratejik bir değişikliğe gittiğine işaret ediyor. Son zamanlarda İsrail özellikle kuzeyde Hizbullah saldırılarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Hamas'a bağlı İzzettin el-Kassam Tugayları da çok sayıda İsrail ordusu teçhizatının ve İsrail askerinin etkisiz hale getirilmesinde büyük rol üstleniyor. Gelişmeler ABD-İsrail ortaklığının Filistin direnişini pasifize etmediğini ortaya koyuyor. Hamas'ın bu stratejik hamleleri İsrail'i sadece askeri siyasi açıdan rahatsız etmiyor. İsrail'li siviller arasında da ciddi bir tedirginlik hakim.